Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi canınıza kucak dolusu sevgiler. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyiz. Hayat devam ediyor. Ablam var da yakayım bir saniye. Gelay bak video karanlık çıkay. Ben kalktım mutfağıma geçtim. Valla bir makine. Neredeyse bulaşık elimde yıkadım. Akşam biraz rahatsızlandım canlar. Yapamadım mutfağımı. Öyle bulaşıkları koydum. Uşaklardan bile orada oturma odasındaki gerçekten koltuğu bile açtım. Battaniyemi üstüme aldım. Biraz uzandım burada. Erdoğan işten gelene kadar öyleciydi. Kalktım işte bir makine bulaşık elde yıkadım. Plastikleri, tahtaları falan. Makineye koydum. Daha dizmedim. Ondan sonra şimdi yaptığımız kahvaltılarda aha da burada. Ama Erdoğan'a çanta hazırladım. O işe gitti. Yani çanta dedim. Çayını verdim. O bu vesaire. Bazen alayım, bazen almayayım. O arada da bir hamur yoğurdum. Abla küçük. Böyle bir tepsi olsun dedim. Bir mercimek çorbası pişirdim. Şimdi karşınıza geldim canına. Uşaklarla orada biraz oynadık, ilgilendim onlarla. Biraz dövüştüler, aralarını yapmaya çalıştım. Daha ne diyorum size, ne dinliyorum? Öyle dermişler önceden, dermişler bir nenecik varmış. Dermişler ki nene konuş da konuş demiş ki ya uşağım ne diyorum size, ne dinliyorum? Yani ne diyeyim size, ne söyleyeyim? Hep diyordunuz ya bana Filiz yok mu şeyin? Ne durumlardı? Önlük tak, önlük tak. Filiz de yok yok ama nerede buluysa orada başla ya. Şöyle göstereyim size de önlüğümü. Bunu ben aldıydım izindeyken. Bir türlü nasip olmadı aklıma gelip de takmak. Dedim ki dur ha şimdi takayım bunu. Sizler de çok yazarsınız. Bak Filizciğim önlük tak diye ben daha taktım canlarım. Bu arada videomuzu beğenmeyi, birbirinizin yorumlarına beğeni bırakmayı unutmayın. Bir de valla Eltin bile yazdı bana gerçekten. Onlara da selam olsun Elticuklarıma. Yenge dedi attığın videoların, yaptığın canlı yayınların bildirisi bana gelmiyor dedi. Allah razı olsun. 2 gün sonra alanlar var. Onun gibi bir sürü yazanlar var. Eğer siz de video attığım an haberdar olamaysanız videolarımdan canlar, abonelikten çıkın. Tekrar girin. Abonelikten çık yapın. Bir daha abone olun bana. Aynı şekilde. O şekilde belki düzelirmiş. Bol yorumlarınızı bekliyorum canlar. Bir de gene her videomda söz verdiğim gibi yapabildiğim kadar selam gönderiyorum size. Münevver Yavaş, Adalet Şahtiyan, Tülay Kırlıoğlu, Elif Güve, Hülya Köse, Ayşe Türkmenoğlu, Serap Önal, Trabzonlu Laz. Buradan onlara da, onların aracılığıyla da hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar canlarım. Hepsi canınızı ama. Az çok herkes elinden geleni gerçekten bu kanal için yapayım. Ben onu görmezden gelemem. Canlar burada tariften öte tarif vermeyeceğim dedim ama bakın hamurum da şöyle kabardı. Bakın da nereye koydum bunu. Aslında ben bunu büyük yere hani büyük kapta yoğurdum. Ama yıkarken dedim plastiklere onu da bu küçüğe koyayım. Şey yapayım. Hani çıksın o küçük arada. Bakın canlar. Dur ben de bakayım. Hep siz bakmayın ya ben de bileme bakayım. Aradan bakayım. Acaba ne oluyor? Ama ki. Anacığım ama ki anamı babamı çok sorarsınız canlar. Anacığım fena değilim. Tabii ki babama üzgün çok. Babacığım gene aynı. Arayasın gelmiyor musun? Uşağım ne ediyorsun? Uşakları sorayım. Öyle. Allah'a çok şükürler olsun. İnşallah daha iyi olacak. Herkesin hastaları bizimkilerde. Canlar hamurumda ne var? 1 kilo unum var. Bir paket toz mayam var. Hamur mayası, toz maya. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Alabildiği kadar ılık su var. Başka da bir şey yok. Sonra da burada şarjı yaptım Aycuk. Şöyle canlar göstereyim size bakın. Şöyle kıymada.
Sana da buraya. Ne koydum buna? Kıyma, soğan, maydanoz, kırmızı biber, pul biber, yeşil biber, çok az salça. O kadar. Hepsini kavurdum. Başka da bir şey yok yani. Şöyle. Şimdi bunları böyle bir, çok büyük değil, küçük de değil. Ha, burası görünüyor mu? Görünüyor da he. Ben diyorum her zaman öyle şekil veremedim yani. Şekil bozukluğu var bende hamurlarda ama lezzetleri güzel oluyor. Bir de tuzağı, tuz ya değil mi bilmiyorum. Tuz da attım. Şöyle şimdi küçük küçük kıymalar yapacağız canlar. O kadar güzel bir hamur oldu ki hiç size gerçekten anlatamam bak. Anlatamam, yemeğiz lazım. Bugün günlerden bu ara pazar. Hepimize hayırlı pazarlar. Buralarda da pazar vardı. Açıldılar ama maalesef ben gidemedim. Çünkü malum hafta sonu öldü mü geç yatılıyor. Çocuklar geç yatay. Geç kakaylar. Onlar da geç, sabah babaları da evdeydi ama kimin ne zaman kakacağı belli değil de o zaman darlanıyorum ben. Hani kalkan kahvaltı yapamaz diye. Benim de öyle huyum var. Ya bir yere yapımız gidecek ya hiçbirimiz gitmeyecek. Herkes gözümün önünde olacak illa. Ufakken dursun da gözümün önünde de zaten büyüdüm beni dinlemeyecekler. O Allah'ın emri. Görüyorsunuz da Allah abi Türkiye'dekilere de bize de yardım etsin. Valla Erdoğan diye bana kağıtın diye, arabanın diye benzinli bizim araba bu arada. Arabanın diye benzinli diye 70 lira mı dedi Allah'a sen 65 liraya mı ne dedi doldururdum deposunu dedi. Şimdi 100 euroya dolduruyorum. Bir de bu benzin 100 euro. Gideyim bize anca 15 gün gidiyor gitmeyi. Yani. Ne bileyim. Zeytinyağlılar çok pahalı diye. Burada da aynı, Türkiye'de de aynı. Millete verdiler şeyi, asgari ücret. Asgari ücrette epey bir para oldu yani. Verdiler Allah razı olsun ama hemen de beşinde çok zam oldu. Bu millet ne olacak ben ne bileyim. Millet aynı şey. İç savaş çıkıyor. İç savaş sanki. Millet anca demek zeytinyağına çalışır. Zeytinyağı tüp. Başka bir şey yok. Anca ikisini alır. Bu millet böyle bu gitmez böyle ama bu şekilde bunu kimse karşılayamaz. Hadi bir karış toprağı olan diyelim. Gider tiker de yer. Ama olmayan dört duvarın arasında olan bir kocası çalışan ne yapacak? Bu millet ne olacak ben ne bileyim ben. Akşam babamlarla konuşuyoruz WhatsApp'ta. Diyor ki Filiz diye şey bile bulamadık. Pratiği pahalılığını. Bulma da bulamadık diye zeytinyağı. Millet diye sanki savaş çıkacak diye. Bizim buralarda da. Allah'ım bu savaştakilere de yardım etsin de. Buyurun. Ne olacak? Devletimize de Allah yardım etsin. Onunla da millete yardım etsinler inşallah. Ya böyle ekran önlerinde de her şeyin doğrusunu konuşamayızın bazen. Kurbağa gibi boğazım suda öyle vırt vırt etiyor ama konuşamayız derler ya öyle. Büyüklü küçüklü yapayım canlar gördüğünüz gibi çünkü Efe küçük aldım eline sevmeyi Zeynep de büyükleri yemeyi. O yüzden herkesin ağız zevkine göre bir yapmaya çalışıyoruz. Dur bakalım. Peki de hiç tatmayacaktı. Bunu Erdoğan asla yemez. Kıyma varında ya. Kıymasını sihirecek. Kaşıkla ondan sonra tek hamurunu yersen iyi.
ama şu hamurdan var ya poğaça olur. Yani hava yaptığım hamurdan her şey olur gerçekten. Tam da içine de karar yapmışım. Alayım orada bir yumurta şimdi. Şimdicek ama ki. Ha buna da elimi sürdüm. Gel buna kırmayayım. Alayım oradan şimdi. Sizler neler yapıyorsunuz canlar? Güneş vuruyor görünüyor burada ama gerçekten bugün gene soğuk var. Hav bahçeye gittik ya, hav gündür yani. Başka çok soğuk. İyi ki o gün gitmişik. Yoksa gene de gidemiyorduk ha. Bir yumurtanın sarısını aldım. Aycık gördüğünüz gibi yoğurt koydum. Bir kaşık kadar yoğurt koydum. Çok az da sıvı yağ dökeceğim bunu. Üzerine süreceğim. Bütün hamur işlerinizin canına üzerine ben bunu denedim. Sadece yumurta sürdünüz mü bu hamur işi oluyor taş gibi. Yenmiyor olmay. Ama bol bol şiirli yapın. Yoğurtlu. Çok güzel yumuşacık oluyor. Ah oh, ben gel bulaşıkları yıkadım. Gene doldu burası. Allah güzelim Allah, sen de paraları bağla. Hadi şu sene de ya. Görünüyor değil mi canım? Ha. Bunu şimdi, uy damladı da var. İçine dışına süreceğim. Bunu Efe isterken benden değil ki anne. He. Sünnet mevlütüm dediği yapmıştılar ya diye. He. İşte ondan yap bana. Hani kıymalı yap demeyi de. Efe'ye sünnet mevlütü yaptıydık canlar. Küçük bir salon tuttuydum. Aslında size diyeyim doğrusunu gene bak laf lafı açaydı. Siz benim sohbetlerimi çok seviyorsunuz. Ben de canım sıkıldı mı sizin karşınızda konuşmayı çok seviyorum. Vallahi deli diyen desin bana, akıllı diyen akıllı desin. Benim içimde bir kötülük, bir burvazlık yok. Dilimdeki neyse yüreğimdeki ben de sizden onu konuşuyorum. Ama doğru ama öğrü. Şey, bir ak niyetliliğim yok. Bir şimdi dedim ki Efe'ye dedim sünnet düğünü yapacağım salonda dedim. Kaçtı ne oldu Efe'ye mevlüt yapardı biz. Kaynatam işte ölmedi. 10-15 gün yani belki de 20 gün önceydi rahmetli. Dedik şimdi öyle. O zaman da kaynatam rahmetli hastalandıydı işte. Ama biz aklımıza koyduyduk daha hastalanmadan önce ki salon tutacağız. İşte konuşurduk. Herkes beraber toplanıp konuşurduk. Öyle heves ettiydim yani. Ki salonda yapalım. Küçük bir salon tutalım ama Allah bilir içimi. 180 dereceye de bunları sürdüm canlar. Şey, böyle çalgılı yapacaktım yani. Gittik sorduk salon işte Erdoğan'dan. Parasını sorduk. Gelebilir miyiz hakkından? Gelemez miyiz? Öyle böyle. Tabii biraz dozu geldi bize. 250 kişilik o zaman dediler işte. Bundan 4 sene önce neredeyse. 250 kişilik tutsak hesap ettik. 250 kişilik salonu ne yapacak? Az gelir bize diyorduk. Adamımız epey var yani. Komşularım sağ olsun, arkadaşlarım, eşimin akrabaları hep burada. Herkes gelir. O az geldi bize. Biz böyle aramızda düşünürken yemekli oluyor tabii. Buradaki düğünler yemekli oluyor canlar. Türkiye'deki gibi mesela Türkiye'de ne verirler? Meyve suyuyla bir kuru pasta verirler değil mi? Burada çerezini verirsin, içeceklerini verirsin. Kolasıydı, fantasıydı, maden suyuydu, normal suyuydu. Buradaki düğün, normal düğünler de böyle, sünnet düğünleri de böyle. Peşinden mesela tavuk kızarmış tavuk, yanına pilav, salata.
İstersen meze tabakları yani böyle soslar, meze sosları gelayı tabaklara, masalara tabaklar, ekmeği, pidesi her şeysinden oluyor. Çerezlerini de ya da meyvesi, her türlü 3-4 çeşit meyve koyuluyor şeyleri, masaları. En sonunda pastasını kesiyorlar 2 kat, 3 kat, kaç kat istersen o kadar alıyorsun. Onları da veriyorsun tabi. Bunların hepsini tabi hesapladık. Dedik ki Erdoğan çok aşırı gitmeyelim. Heves ettik yapalım. 10 lira uşağımız yok ya, bir tane var. Sonra kendi annem burada akrabalarımızdan dedi ki uşağım, biz böyle düşünürken annen kızsın dedi, mevlüt yap dedi, düğün yapma dedi. Düğün dedi iyi değil dedi, uşak dedi anne mevlüt olsun dedi. Tabi en doğrusunu dedi. Ondan sonra can büyük kötü oğlum, en kötü büyük, en iyi dosttan daha iyiymiş. Ne olursa olsun. Ondan sonra öyle biz gene düşündük. Erdoğan abla diye annen, benim annem böyle diye işte şöyle diye derken babam hastalandı. Kaynatam rahmetli hastalandı. Tabii ki hemen biz salonu gittik konuştuk, parasını vermediydik ama burada şey vardı, Tayland düğün salonu, onu konuştuyduk. Adam bize bayağı indirim yaptıydı, çalgıcısını, usünü, busünü, resmini. Diyeyim size 10 bin ise 5 bin, 5 bin ise 2500'e adam indiydi. Dedi ben sizden almayacağım dedi. Neyse babam da öyle işte hastalanınca dedim Erdoğan kesinlikle dedim asla yapmam, git onu iptal et zaten dedim, hani mevlütlü yapmak dedim benim de aklıma daha çok sindi dedim, boş ver dedim git iptal et. Erdoğan gitti hepsini neyse iptal etti onları. Döndük dolaştık ne başı üzeri Arturum. Tuttuk burada küçük bir yer. Tabii kaynatam bu arada hastaneye yattı. Daha çok ağırlaştı. Ondan da vazgeçmeye başladım. Hani Mevlütlü'den de vazgeçmeye başladım. Çünkü babamın durumu sarmadı bize hiç. Sonra bir gün babamın yanına gittik kaynatamın. Dedi ki rahmetli. Kızım dedi. Ha efendim dedi, nişan şeylerinden yatıdın mı dedi. Hani dağıtıyorsun ya Kur'an bir şeyleri de Mevlüt'te. Sünnet mevlidinde. Onlar yer alır da düşündü ki bunlar yapıda dağıtacaklar. Ben de isteyelim. Artık ne geçirdi kafasına. Dedim baba yapmadık kefeye dedim. Biz daha mevlid dedim. Dedi ki yaptın mı dedi. Onlardan getir bana kızım dedi. Koyacağım bunları burada yanıma dedi. Dedim tamam baba dedim. Geldim dedim Erdoğan görüyor musun babam ne diyor dedim. Demek ki dedim o duydu buradan. Biz mi dedik annem onlar mı Efe'ye mevlid yapacağımızı, heves etti. Yapalım dedim. Yaptık. Babama da getirdik onlardan. Böyle yatacağının yanına resimlerini de istedi, torunlarının astıydı. İyi gidi günler. Şey yaptık mevlütün. Herkesten Allah razı olsun. Kur'an'ını da okudular. Annemin, kayınvalidemin arkadaşları geldiler. 5-6 tane abla okudular. Komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarım. Herkes eli boş kimse gelmedi. Pastasından, böreğinden, tatlısından. Her şeyinden Allah tekrar tekrar herkesten nasip etsin herkese de. Herkesten de razı olsun. Çok güzel oldu. En sonunda da orada böyle küçük bir şey vardı. Radyo vardı. Teyip mi? Teyip herhalde. Şey Godil onu uşakla tabii giden gitti. Böyle küçük uşaklar, efendim arkadaşlar orada çaldılar. Kendi kendilerini oynadılar. Yediler, içtiler. Pastasını kestiler. Resimlerini çektik. Öyle hatıra geldi ama çok güzel Kur'an'ı. Gene 200-250 kişi gene o salona öldüydü yani. Belki de daha da fazla. Hem de sonradan beni görenle de dedi ki Filiz niye beni çağırmadın? Sen niye beni çağırmadın? Çok kalabalık öldüydü. Ben korktuydum. Hatta çağırmadıklarım bile duyup geldiler. Ki salonda hani tuttuğun zaman adamı çağırdım nereye oturtturacaksın? Ufak bir yeriydi değil mi? Ama birine desen birine demesen de olmay. Ben şimdi burada beni herkes biliyor. Diyelim Kınaya da Eterler abla. O beni çağırmadı ki düğüne. Çağrılmayan yere ben gitmem. Ben eğer birisini seviysem, gönülden gerçekten seviysem, bilsem ki düğünü var kızının, oğlunun veyahut kınası var. 40 kat yabancım da. Ben kaç kere öyle yaptım. Vallahi bu yorumlara bile yazabilirler. Görelim. Aa Filiz geldin mi sen? Şok oluyla. Kız biz seni çağırma unuttuk. Dedim derim unutursan unut. Veya ben seni kızı çok severdim. Veya oğlum ben çıktım düğüne geldim. Çağırma bir kağıt parçasını bekleyeceğim. Duyduysan ben çıkarım giderim valla. Ama sevmiyorum. İstemiyorum. Bir şey gördüm bundan. 10 tane davetiye ver sabah. Gitmeyeceksem gitmem yani. Kesin kararlı olurum. Gitmeyeceksem gitmem.
Ama sevdiğim, gönülden bir adama vakitim de varsa seve seve giderim canım. Seve seve. Gerçekten ben şey yapmam. Annemin yanında görüyorsunuz, Türkiye'de düğün salonu var. Tabii bu koronadan önce de şey bakayım, güzel bir horon çalardı. Aman derim ki anne, bu bacıma bile hasta olmadan da, tabii ki koron olmadan da önce. Nereye uşandı ya, gene kafteyi. Dedim anne, orada horon çalar, yeni başladı, ben bir döneyim burada da geleyim. E diye uşağım tanımarsın. E dedim sen gelesin ahırdan da uzat etsin kafa Remzi düğün salonda seyretiyorsun milleti, sen tanıyorsun da mı seyretiyorsun? Yemeklerini yemedim, pastalarını yemedim. Bir kişi bulurum buradan bir Müslüman beni tanıyacak olur. Hemen bir tur horon eti gelirim. Ben düğünlerde horonu çok severdim. Severim, severdim değil. Hala daha severim de. Şimdi düğün bir şey de yok ama olsa da daha yürek yok yani. Bu kadar ölenler, bu kadar kalanlar. Yok yani. Gerçekten yok. Vallahi. Şunu da bana Erdoğan getirmiş canlar. Bunu da göstereyim size. Puan topladı peynide. Hani peynide çalışıyor eşim. Ama oradakiler tabii ki yasak. Biz kendimiz alışveriş yaptığımız puanlardan toplayıp. Uzun zamandır toplayıp şunu elde geldi. Fişi de içinde hatta bakın. Pizza şeyiymiş. Tavasıymış. Yani çok sevdim bunu. Çok beğendim. Sizler de eğer peynir varsa yanlarınızda peynir var. Market. Sizler de oralardan alışveriş puanlarınızı toplayıp alabilirsiniz canlar. Şu şekilde. Çok güzel. Ama benim mutfağım şimdi biraz kirlendi. Nasıl kirlendi? Böyle dip köşe sileceğim. Böyle köpüklücüğüm. Bu şekilde. Ha, bu kapaklarımızın da bu rahatsız bölümlerini gelip alacaklarmış. Alsın ne bakalım ne olacak. Makinemi de sizden bile boşaltalım. Kıymalılarımız da pişiyle. Öyle yani canlar. Bak ne konuşacağım ne konuşuyorum, görüyor musunuz? Aklıma ne gelirse. Deli veciye gibi atarım ortaya bir konuşuk işte. Erdoğan cuma günü çarşıya gitti, beni ayırmadı. Bir şeyle konuştu konuştu telefondan bile. Bir şey çeviriyor ama anlamadım bu ara. Bir şeyden ayarlay bir şey yapay ama. Anlamadım. Allah, la ilahe illallah. Sana çok şükür yarattım bu halimizi. Kimseyi. Bizi de. Canlar, bunları geçen beğenmişsiniz çok. Şöyle. İçinin bir de ne dersi var. Bunları ben aşağıda roleden aldıydım. Role diye bir yer var. Sizin yanınızda da varsa bakabilirsiniz. Ha, bu mutfağı yaptırmadan önce mi aldıydım acaba? Sonra mı aldıydım? Ha, bu tabakları Türkiye tabaklarına benziyor derin diye. Yok böyle pahalı bir şey değildi yani ama tam takımdı. Öbür fincanlar da orada. Üstte tabakları. Oradadır. Bu benim evleneli canlar ikinci takımım. Bu arada 15 seneye gireceğim evleneli. İkinci takımım oluyor. Ben öyle yani tamam gidiyorum bir yere. Mesela şeyin tabakları Türk yerlerindeki tabaklar çok güzel. Gidiyorsun heves ettiysin ama canlar artık her heves ettiğimizi alsak biz bunun altından çıkamazdık. Yapamazdık yani biz. Tamam biz de yurt dışındayız. Allah'a şükür. Kim ne derse dersin. Türkiye'deki bazı vatandaşlardan daha iyi burada. İş hayatı olsun. Diyelim biz 2 saat iş buluyorsun gidiyorsun. 1 saat buluyorsun gidiyorsun. 3 saat buluyorsun gidiyorsun. Sabah işe gidiyorsun. Akşam işin ayrı oluyor. Ama orada da o imkanlar yok. Yok bir de
Yani kurumun yanında bazen yaş da yanay. Adama desin ki falan yerde iş var Türkiye'de mesela. Ben buna kendim de adamlarımız aracılığıyla çok da aracılık yapmak istedim ama mesela kadın değil, bunu size daha önce anlattıydım. Ben tuvalet yıkamam değil. Ne yapacağız ona? Biz yıkayırız, sen istemiyorsun ama o zaman da işte olmay balı. Canım benim olmay. Her güzelliği bir Allah bir kişiye vermiyor. Kimseyi dört dörtlük etmeyin. Ne yapalım? Ben de istemiyorum tuvalet yıkamak. Kimse bir tuvalet yıkamay. Ama mecbur kalıyorsun. Bunu yapmayayım, bunu yıkamayayım. Bahçeye gitme. Etme gelden su gölden olmay da. Evlerimiz kredi borcu ödüyorsun. Buranın devleti sormaysa ki. Gerçi Türkiye'de de aynı. Paran var mı, verecek misin diye. Tak diye acizci yollay kaybolan. Daha paranın adı yok ki. Adı da yok, adı da yok. Orada valla dün çarşıya gittim. Bak dün cumartesiydi. Hiç yalan yok. 100 euro para vardı. Ben de 100 euro aldım. Erdoğan'ı aradım. Dedim Erdoğan işteydi. Dedim Erdoğan dedim. Yarına pazar. Gene öylecisin dedim. Gene çıkaramayacağım uşakları. Cuma, cumartesi, pazar. Evde geldiyle, sevile, sıkıldıyla dedim. Benim çocuklarım da babasız asla dışarı çıkmak istemiyorlar. Asla. Şey yaptım. Aradımın dedim Erdoğan gidelim mi dedim. Ha evde konuştuk tövbe. Dedim Erdoğan bugün çarşıya dedim sen işe gidiyorsun gidelim mi? Dedi ki gidin dedi hava çok güzel dedi. Ben dedi eşimin iş yeri yakın evi. Ben dedi bisikletle giderim siz gidin dedi. Arabayı bırakayım sadece. Tamam dedim. O gitti bisikletle ben aldım çocukları giydirdim. Yemek yazdım onlara burada. Yani kahvaltı. Giydirdim ondan sonra işi yaptım. Ala gittim onları. Gittik mi? Dedim Erdoğan dedi para var mı sende? Dedim 100 euro var dedim. Dedi ki tamam dedi. Şey al da gidini dedi. Aldım. Gittik. Bak yaptığım işe bak 100 euro. 4.50 5 euro de araba parkına verdim. Ne aldım? Çiğ köfte aldım çocuklara. Ondan sonra birer tane ellerine 5 euroluk oyuncak kebabı su tabancası aldı Zeynep. Efe'de bir değişiğini aldı. 2 tane ödev defteri aldılar. 2 tane abla kutuda kalem aldılar. Efe'nin saçlarını kestirdim. Bir saç kesme 15 euro burada çocuklara. Yani Efe 10 yaşını herhalde geçtikten sonra büyükler gibi oluyor parası. 15 euro bir saç kesimi. Onun saçlarını kestirdim. Başka ha 3 tane lahmacun aldım. Bir tane daha böyle şey aldım. Ya böyle tatlı pasta aldı Zeynep. Bardak içinde oluyor ya. Mangolia mıydı? Ha öyle bir dene. 70 euro para harcadım. 70 euro ha bunlar. Önceden var ya bundan diyeyim size ki 1,5 2 sene, 2 sene önce 100 euro ben Erdoğan bana verdi mi 100 euro? Ben izin için kıyafet alırdım şeyleri, uşakları. Abalarımın uşaklarına mesela 100 euro ben dolduramazdım. 3 lira, 5 lira, 6 lira, 10 lira herkese bir parça alırdım. Bir parça, iki parça. Şimdi nerede buldun? Şimdi bakarım abla bir tişört 40 lira, 50 lira. Bir yemek yemeye oturuyorsun. 4 kişi eğer burada bir yemek yiysen restoranda 100 euro. Kesinlikle. Dersen ki ben kolamı içeceğim, çayımı içeceğim, yemeğimi yiyeceğim. Afiyetli, has bir şekilde 100 euro. Ama ben gene de ne diyorum? Rabbim sağlık versin de ben bunların hepsine razıyım. Varsa yiyorum, yoksa ya burada yiyorum. Benim bir torba unum olsa, uşaklarımın, kocamın sağlığı olsun. Ben onu en güzel şekilde yaparım, onlara sunarım. Varsa yiyorum, yoksa yok. Ben hani tarlaya gitsem, ya görüyorsun sen bu kadarcık kıymalan bile kaç kişi doyuyor evde. Aa şimdi fasulye tikiyorsun, biber tikiyorsun, domates tikiyorsun. Ne kadar bu kadar midemiz var da en önemlisi sağlık, sağlık, sağlık. Ha çok da kıskız olmayacaksın. Ben kısarım, severim böyle harcır. Herkes bilir beni, yüzüme de söylerler. Her zaman ben de zaten kendim de söylerim. Siz de görüyorsunuz beni. Çok çarşur etmeyi sevmem ama yere de geldim onu yanımda durduk mu? Onu harcarım. Param var çantamda veya eşimin parası var. Yemeyim onu, dursun, dursun. Yarılacak yerde yarım onu. Vallahi işte gözümün yaşına bak. Benim kızdığım ne olur? Çöpe dökmeyeceksin. Çok
alayım alayım kıyafet yuvarım giyineyim yapmam. Aldığımı giyinirim. Eğer giyeceksem alırım. Bıçaklarım var. Pasaklı. Ne bileyim. Affedersiniz. Pasaklı, sümüklü. Pis. Giydirmeyi sevmem. Birinden aşağılatmayı sevmem. Yani uçaklarım eğer derse bana gel onun var da benim yok. Alınacak bir şey ise eğer. Çocuğumun da işine yarayacaksa ben kendimekini sonraya bırakırım. Onunkini alırım. Öyle benim kendi fikirlerim bu şekilde yani canlar. Ne bileyim ha böyle devam ediyor işte. Allah herkese de geçim, huzur, sağlık versin. Her şey olur. Rabbim kimseyi kimseden aşağı koymasın. Kimsenin eline düşürmesin. Ben bunu istiyorum. Eline de diline de düşürmesin. Eline de diline de. Düştün mü çünkü seni kaldırmaya çalışmayılır. Binde bir kişi çıkar arasından. Öyle insanlarımız da var. Yakınlarımız da var. Allah razı olsun. Düşene sahip çıkan da var. Ama genellikle yok yani. Bu yapımız için geçerli. İyi canlarım benim. Kıymalarımız da çok güzel kabardılar. Şöyle göstereyim size bakın. Şimdi ben mutfağa. Bakın canlar. Pissinler. Güzel canı. Ben de buraları sileyim, süpüreyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepsi canınıza kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bizim buradaki yaylalardan beni izleyenler var. Sisdağ, Karadağ, Çalköy, Haçkali Baba, Kayabaşı, Sivri Burun, Sivri Tepe. Herkese, herkese kucak dolusu sevgiler. Karadağ yaylasına, Düzköy'e çok çok selam olsun. Hepsi canınızı öpüyorum. Hoşça kalın.